Evet arkadaşlar. Çemberler 4. testle beraberiz. B noktası 4'te 1 çember merkezidir. FC2 CB3 ise ED bölü DC. Oran sorduğuna göre 2 3 yazma şansım var. Önemli değil. 2 3 ise yarı çap FB 5 oluyor. O zaman burası 5. Demek ki burası 4. Burası 4 ise burası da 1 kalıyor. ED'yi soruyor bize. ED de 3'tür. ED 3 bölü DC4 3 bölü 4 cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar ikinci soru O1 ve O2 çemberlerin merkezidir. AB paraleldir O1 O2 ve AC20 ise çemberlerin yarı çapı toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize verilen şey şuranın 20 oldu. Ben buradan buraya bir R çizdim. Burası da R arkadaşlar ve bunun çap olduğunu paralel paralel olduğu için çap olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bir kere e, şu ortadan geçtiği için şu yayın bu yaya eşit olduğunu biliyoruz. Paralel olduğuna göre de bu paralelliği biliyoruz arkadaşlar. Şu açının şu açıya eşit olduğunu biliyoruz. O zaman bu alfalık yaysa burası alfa, burası alfa ise hepsi 2 alfa. Yani burasının alfa olması lazım. Dolayısıyla ancak ancak Burası paralel olup yani şöyle kesintisiz geldiğinde ikisinin açısı aynı olduğunda olduğunu anlayabiliyor olmamız lazım. Bunun için ayrı bir çizim yaparız GeoGebra ya da başka bir programda yaparız. Şimdi bunu kal şu ispatladıklarımı kaldırıyorum bir. Bunun doğrusal olduğunu düşünmenizi istiyorum buranın. Buranın da doğrusal olduğunu düşünmenizi istiyorum. Burası da R'ye R. Burada benzerlik var. 1'e 2 yani tam yarısı bu da orta taban olmuş oluyor o zaman tam ortada olduğu için. O zaman 20 ise bu da bunun yarısı 10 oluyor. E, şunu iki kere saymışız. Yani burası büyük R, şurası küçük R'ymiş. O zaman büyük R artı küçük R eksi 4 iki kere sayılan şeyin 10 olması lazım. O zaman büyük R artı küçük R ilk basa artı küçük R eşittir 14. Cevap C arkadaşlar. Biraz daha durmam lazım mıydı Ekranınızı götürüyorsam. 3. Şekildeki o merkez çemberde C kare artı A B eşit 144 ise çemberin yarı çapı kaçtır? Ee, şimdi biz ne yapacağız? Şuranın tamamının şu kısmın ha, kalemi değiştirmeyi unutuyordum az daha. Şu kısmın tamamının ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. A artı B kadar olduğunu biliyoruz. Tam orta noktasının şurasının A artı B bölü 2 olduğunu biliyoruz. O zaman şurası kaç diye düşünürsek... Şurası da A artı B bölü 2 olduğuna göre tamamından burayı çıkartırsam bu kalır. O zaman B eksi A artı B bölü 2. Bu da 2B eksi A eksi B bölü 2. Bu da B eksi A bölü 2 olur. Demek ki şu küçük yer arkadaşlar. Kalem değiştireyim anlaşılsın. Ee, şu küçük yer arkadaşlar. Burası B eksi A bölü 2. Ondan sonra şurası da. H olsun. H. Bakalım bulabilecek miyiz onda, ne olduğunu. O zaman e, Pisagor yaparsak burada Pisagor. H'ın karesi artı e, B eksi A bölü 2'nin karesi eşittir C'nin karesi. H kare artı e, bu ne? B kare eksi 2AB artı A kare bölü 4 eşittir C kare. Ondan sonra ne yapmam lazım? Her yeri 4 ile çarp 4 tane h kare artı b kare eksi 2ab artı a kare eşittir 4c kare. Her tarafa aynı sayıyı eklersem denklem bozulmaz. O zaman sağ tarafa 4ab ekledim. Sol tarafa da 4ab ekledim. Şimdi şurası ne olmuş oldu? 4 tane c kare artı ab o da 144'tü. 4 tane 144. Burası ne oldu? Şunla şu artı 2AB'ye dönüştü. Yani A artı B'nin karesi oldu burası. A artı B'nin karesi. Artı 4A kare nedir? 2A'nın karesidir. Şimdi o da şöyle olmuş oluyor. Ee, bizim için şuradan dikkat edersek şöyle konuşmamız lazım bizim için. Yarı çap neresi olacaktı? Şurası olacaktı. R yarı çap. Oradaki pisagor yazarsak R kare eşittir. A artı B bölü 2'nin karesi artı H kare. Bunu da 4 ile genişletirsek 4'ünü. 4 R kare eşittir. Ee, A kare artı 2 AB artı B kare artı 4 H kare olacak. Şu 4'ü buradakinin aynısı oldu. Yani arkadaşlar şu bulduğumuz şey zaten şurası. Yani 4 R kareymiş. O zaman sol taraf 4 R kare sağ taraf 4 tane 144. O zaman 4'ler giderse R kare eşittir 144. R eşit 12. Ee, i̇ki Pisagor yazınca olay bitti arkadaşlar. Başka bir şey yapmak gerekmedi. Çok ucu ucağı gözükmüyordu. Ben de tam göremeden çözdüm. Siz de öyle çözeceksiniz demek ki. 4 numaralı soruya geldik. Ne diyormuş bakalım. O noktası yarım çemberin merkezi hissediyor. X kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi. Eee. 12'nin karesi 8 çarpı hepsi. Bunu biliyoruz. Buna dış kuvvet deniyor. 12'nin karesi eşittir. 8 kere 8 artı x. Nereye x dedik? Şunun tamamına 8 artı x dedik. O zaman şurası x, ah, x varmış. Böyle hatalar yaparsak arkadaşlar aynı şeyi kullanırsak sıkıntı oluyor. 8 artı y diyelim. 8 artı y. O zaman neresi y oldu? Yarı çap y oldu. Burası y oldu. O zaman 144 eşittir 8 çarpı 8 artı y çözelim. 8'e böleceğiz biz bunu. Hmm, 4'e bölsen 36, 8'e bölsen 18 galiba değil mi? 1, 18. O zaman 18 eşittir 8 artı y olduğuna göre y eşittir 10. Yani burası 10. Demek ki burası 5, burası 5. Hep söylüyoruz ki tt çizilen yarı çap her zaman diktir. yarıçap e, yarı çap 5 olduğuna göre burası 5. 5, 12. Şurası 13. O da belli. O da belli. Her şey belli. Ondan sonra neredeyiz? Ee, gelelim. Ee, birkaç tane yola e, bir şey yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Ee, bunu nerede böldüğünü görmüyoruz ama değil mi? Hmm. Alandan gideceğiz arkadaşlar. Na, hangi alandan gideceğiz? Gösteriyorum hemen. Şu üçgenin alanını yazmaya başlayacağız. Bir tanesi bu dik kenarla bu dik kenarın çarpımının yarısı. 12 çarpı 5 bölü 2. Diğeri de şu tabanla şu yüksekliğin çarpımın yarısı. Şimdi taban kaç? 13. 13 çarpı x bölü 2. Bölü 2'ler gitti. 60 bölü 13'ün x olduğu ortaya çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorular biraz kallavi hale gelmeye başladı ama güzel sorular. Dikkat edelim. Evet 5 numaralı soruya geldik. Ne diyormuş 5 numaralı soru? Şekilde verilenlere göre çemberin yarıçapı Kaçtır? Evet. Hmm. Tembelin yarı çapı. Hmm. Diki vermiş ama şu ağaçsının 90 derece olmaları vermemiş. Çapı da vermemiş. O yüzden bilemem çapı. Ama bulmaya kalkabilirim. Şöyle. E, şurasına x, burasına y diyelim. İki tane pisagor yazalım. x kare artı altının karesi eşit 8'in karesi. X kare artı 36 eşittir 64. X kare eşittir 64 eksi 36. X kare eşittir 28. X eşittir kök 28 yani iki kök 7. Bir de öbürünü yazalım. Öbürü ne? E, y kare artı 6'nın karesi eşittir 12'nin karesi. Y kare artı 36 eşittir 144. Y kare eşittir 108. Y eşittir kök 108. O da eşittir Altı köküçtür. Ee, yarı çapını soruyor. Çemberin yarı çapı, ee, çevrel çemberin yarı çapı. Aa, çok kötü bir rakam çıkıyor bu ya. Hmm. Çevrel çember bu. A çarpı B çarpı C bölü dört. Ee, R eşittir alan diyeceksek alanda taban çarpı yükseklik bölü 2 desek x artı y ile yani x artı y ne? 2 kök 7 artı 6 kök 3 çarpı 6 bölü 2 desek bunu buna göre yapsak ee, c bir tanesi bu zaten yani a ne? 8 b ne? 12 c ne? 2 kök 7 artı 6 kök 3 zaten çünkü şu kenarın boyu o. Eşitlikteki bununla bu birbirini götürse 6 ile 6 pardon 6 ile 12 birbirini götürse 2 kalsa 2 kere 8 e, ya da 4'e böldüm e, 1 4'e böldüm 2 2 kere 2 4. 4 bölü R eşit 1 bölü 2 R eşittir 8. Arkadaşlar çevrel çemberin e, alanı veren denkleminin ispatını yaptık derste. A çarpı B çarpı C bölü 4R. Bu çevrel çember için. Ee, yine e, burada sizin için gözükecek şimdi bu size verdiğim formüllerde de var. Nerede olduğu. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. İspatlara da lütfen bakalım. Evet arkadaşlar zor bir soru. Yine yıldızlayalım mı soruyor Güzel bir soru. Neredeyiz? 6 numaralı sorudayız. Şekilde kenarı 2 2 2 olan bir kare ve 4'te 1 Çember çizilmiştir. Buna göre C köşesinin çember yayına uzaklığı en küçük değeri. C köşesinin çember yayına olan uzaklığın en küçük değeri şurasıdır arkadaşım. Bunun tamamı 2 kök 2 iken şurası yarı olduğu için 2'dir. O zaman burası 2 kök 2 eksi 2'den başka bir şey değildir. Soru bile değilmiş bu. ABC dik üçgen AD'nin kaç olduğunu bana söyler misin? Söylerim. Bunun hepsinin şuranın 5 olduğu belli mi? Belli. Kalem değiştirmeyi unuttuk. Bir kere böyle oluversin. Burası da ne arkadaşım? Burası şey. E, dik. Çünkü her zaman çapı görünce dik oluyordu. O, 90 derece oluyordu. E, öklitler falan filan da var ama onu yapmaya da gerek yok. Şu var. 3, 4, 5 üçgeni varsa şu açının karşısı 3 ise aynı açının karşısı. Şurası 3K. Şurası 4K olmalı. Şurası 5K olmalı. Bize AD 3K soruluyor. 5K'nın 3 olduğu memlekette K'ya 3 bölü 5 demek lazım. O zaman AD denen yere de 3K koymuşuz. 3 kere 3 bölü 5. 9 bölü 5. Ki bunu biz 18 bölü 10 diye düşünüp 1,8 olarak işaretleyebiliriz. Yine çok zor olmayan bir soru. Arkadaşlar benzerliği görmek gerekiyor. 8 numaralı soruya geldik gençler. 8 numaralı soru. B merkezi 4'te 1 çemberin yarıçapı 1 ise B merkezinin büyük olan B'ymiş. O merkezi çemberin yarı çapı kaçtır? Evet. Şimdi yarıçapı buna R desek. Buraya da R desek. Buraya da R deriz. Şurası R kök 2 değil mi arkadaş? O zaman R kök 2 olduğuna göre şunun tamamı R artı R kök 2. R artı R kök 2'mizin de 1'e eşit olduğunu vermiş arkadaş. R parantezinde 1 artı kök 2 eşittir 1. O zaman R eşittir 1 bölü 1 artı kök 2 ya da kök 2 artı 1. Bunu kök 2 eksi 1 eşleniyle çarparsak ne olur? R eşittir kök 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1. Kök 2 eksi 1 bölü 1 yani kök 2 eksi 1. Şimdi bu işlemi şurada şunu görür görmez bunu yazabiliyorum ben. Ve bunu iyi öğrencilerin tamamı yazabiliyor. Sizin de bunu yapabilecek duruma gelmeniz lazım. İşlemde bunu yapabiliyor musunuz? Bir bakın kendi kendinize. Çok önemli ve çok kolay bir şey arkadaşlar. Şekildeki ABCD, B, dörtgenidir. Tamam. B, 7, C, X, D, 2 ise A kaçtır? Şimdi öncelikle şurası P ise burası P. Burası K ise burası K. Burası M ise burası M. Burası N ise burası N. Bu açıdan karşılıklı arkadaşlar şeylerin toplamı e, teğetler dörtgeninde uzunlukları toplamı birbirine eşit olur. Yani şununla şunun toplamı birbirine eşit olur. Neden derseniz maviler PKMN sarılar onlar da bakın dikkat ederseniz onlar da PKMN bak sarılar PKMN aynıdır. Bunlar eşittir. O zaman biz neyi biliyoruz? A artı C'nin B artı D olması gerektiğini biliyoruz. Şu D'yi böyle atarsak C'nin D artı 2 olması gerektiğini biliyoruz. C'yi silip A artı D artı 2 B artı D diye koyduk. D'ler gitti. Demek ki D'yi vermese gerek yokmuş. B yerine 7'yi koydum. 7. O zaman A artı 2'nin 7 olduğu memlekette A'ya 5 muamelesi yapabiliriz gençler. Evet. Ee, şeyin e, ilk sayfanın son sorusu. Testin yarısını göreceğiz birazdan gençler. E, sanki şu şeyi atladık değil mi şu kalemi? Onunla güzel hoşuma gidiyor yazayım. Çemberlerin yarı çapı R ve R'dir. 12 ise R, R kaçtır? Ee, kolay bir soru arkadaşlar. Buraya küçük R, buraya büyük R dersek bu büyük R, burası küçük R olur. Şunu dik yaptığınızda burası R olur. Ve burası da o zaman R eksi R olmuş olur. Burada Pisagor yapacağız. R eksi R'nin karesi eşittir. 12 pardon artı 12'nin karesi artı 12'nin karesi. Neden burası 12 çünkü eşittir. Şunun tamamı yani nedir o da? R artı R'nin karesidir. Şimdi burada birbirini çok götürecek öge var. R kare eksi 2 R R artı R kare artı 144 eşittir. R kare artı 2 R R artı R kare. Bu bunu götürdü. Bu bunu götürdü. Şu arkadaşı yana şutladığımızda şuna eklenecek. 144 eşittir ne etti? 4 tane büyük r küçük r. 4'e böl 36 eşittir büyük r çarpı küçük r olduğunu anlayabiliriz. R bize de bak şansa r çarpı r'yi soruyor acaba neden? Çünkü sadece onu bulabiliriz arkadaşlar. Size sizin bulabileceğiniz şeyden başka bir şey soramaz ki bu adam. Yani bunu bilseniz asıl tüyo burada. Bütün soruların şeyi var aslında arkadaşlar. Ee, hani eğer bu sorular tarih marih olsa bilgi yoksa çözülmez. Ama matematik ya kuralları biliyorsanız yani kuralları bilecek kadar çalıştıysanız az düşününce çıkartabilirsiniz. İnanın bana yani aslında diğer yani matematik dersi diğer derslerden çok daha bereketlidir. Çünkü bilgiyi kullanmaya başladıkça ballanır. Öbüründe öbür bilgi yoksa yoktur. Varsa vardır yani. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. 10 merkezli 11'in soruyu hemen giriyorum. 10 merkezli yarım çemberin içine çizilmiş karenin bir kenarının çemberi çemberin yarıçapına oranı nedir? Güzel. Şimdi biz şunun kareyi tam çizdiğimiz için yükseltiler burada olduğu için şuranın şuna eşit olduğunu anlamamız lazım. O yüzden ben bunlara k k desem o zaman şurası da 2k olacak ve çemberin yarıçapı da neresi olacak? Şurası olacak. O zaman Pisagor'dan R'nin karesi K'nın karesi artı 2 K'nın karesi. Buradan K kök 5'i artık görün arkadaşlar. Yazıyorum ama yani iş olsun diye yazıyorum. Bunu göremeyenlere dövmek istiyorum artık. 5 K kare kökünü aldım. R eşittir K kök 5. O zaman diyor ki ee, karenin bir kenarının karenin bir kenarı 2 K. Çemberin yarı çapın oranı K kök 5 oranı K'lar gider. 2 bölü kök 5. Neyin neye oranı? Burada arkadaşlar bir F şıkkı olsaydı o da kök 5 bölü 2 olsaydı. 2 bölü kök 5 de var kök 5 bölü 2 de var. Hangisini seçeceğinizi gerçekten anlar mıydınız? Bu soruya bu soruma bu soruda dikkat etmeye çalışalım lütfen. Devam edelim. Pirdon Şekildeki A ve B merkezi dörtte bir çemberlere ve ABCD karesinin DC kenarına teğet olacak şekilde çizilmiş O merkezi çemberin yarı çapı kaçtır? Hmm. Bu bir. Burası bir. Burası bir. Şimdi şöyle yaparsak. Şurası bir. Şurası bir. Burası R. Burası R. Ee, şurası da R. Or orasının R. Şurasının R olduğu belli. Ama burası belli değil. Çünkü burası birdi. Ee, ama ABC'de bir kare olduğu için tamamı 2'ymiş. O zaman ne biliyorum? Bunun tamamı 2 ise ve buraya kadar r ise şurası 2 eksi r'dir. 2 eksi r. O zaman bir pisagor var sanki burada. Burada 2 eksi r var. Burada r artı 1 var. Burada 1 var. Pisagor yaparsak r artı 1'in karesi eşittir. 2 eksi r'nin karesi artı 1'in karesi. r kare artı 2 r artı 1 eşittir. 4 eksi 4 r artı r kare artı 1. r kare r kare ile gitti. 1 1 ile gitti. Eksi 4 r'yi buraya şutlarken bununla toplayacağız. 6 r edecek. O zaman burada ne kaldı? 4 kaldı. Demek ki r eşittir 4 bölü 6. O da 2 bölü 3. Evet arkadaşlar bak 2 bölü 3 de var 3 bölü 2 de var aman. Evet arkadaşlar 13. soru. O merkezi 4'te 1 çemberde AD eşit DC zaten verilmiş. OC1 AB kaçtır? Bakalım. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz bir şey varsa e, şey e, bir dik üçgende hipotenüse inen kenar ortay onlara eşit ve muhteşem üçlü oluşturuyor. Bunu oluşturduğunu bilmek zorundayız. O zaman burası bir pardon orası e, o yarı çap zaten bir. O zaman bu da bir yarı çap bir. Bu da bir. O zaman bu da bir. Bu da bir. Şurası birken burası iki ancak 30-60-90 üçgeninde olur. Burası 30, burası 60 olur. 60 olursa bu, bunun kök 3 katıdır. Hepsinin kök 3 geldiğini anlarım. E, burası 1 olduğuna göre şurası kök 3 eksi 1 cevap denizli. Bu renk çok güzelmiş gençler. Gözümü alamadım ama acaba e, renderlayıp yüklediğimde de siz benim gördüğümü mü göreceksiniz? Bakarım inşallah. Evet. <laughs> Devam ediyorum. Şekildeki ABC dik yamunun işte çemberinin yarıçapı çapı kaçtır? Ee, onu bulmamızı istiyor. Bulalım. Şimdi şöyle diyebiliriz ki dik olunca bu, bu, bu ve bu birbirine eşittir. 8 burası 8, 2 burası 2'dir. Ee, bu zor değildi. Ve size şöyle söylemiştim hatırlıyor musunuz? Bir soruda yapmıştık. Burada bir merkez olsa, burasına yarı çap desek, e, yarı çap. Şu şuraya dik, bu buraya dik. Şu açı buna eşit, bu açı buna eşit. O yüzden ispat ettik ki. Şurası 90 oldu. Bunu yapmıştık zaten arkadaşlar o soruda. 90 oldu. O zaman e, buradaki R'nin karesi bu kere bu. R kare eşittir 2 kere 8. R kare eşittir 16. R eşit 4. Ama bunu buradan görmüyorsan çok acıklı olacak. Sana demiştim ki bazı sorularda bu var. Dikkat et. Gel bir o soruyu bulmaya çalışalım. Bu testin yukarısında var mı? Çünkü önemli soru. E, bakalım bulabilir miyiz onu? Biraz bir test gerideydi herhalde diye hatırlıyorum ben onu. Bu teste değildi. Bununla da o, o, test temiz test. Bakalım bulabileceğiz mi? Kaçın soruydu o? Ee, değil. Aa bu soru. Arkadaşlar bir önceki test 12. soruyla aynı soru. Bakın bunu iki yolla çözmüştüm. Deneyin. Ee, kaçın test olmuş oluyor bu? Test 3 değil mi? Test 3 12. Hemen yazalım arkadaşlar bunun altına. Fazla gittince o. Yok buradaymış. Evet. Evet arkadaşlar, buraya yazıyorum şimdi. Bu önemli. Bazı sorular sadece böyle çözülür diyorum. Onu yakalayın istiyorum. Bu test 3 12. sorunun ikinci yöntemini lütfen dinle. Evet. Geldik. Bir sonraki soru verilenlere göre x kaçtır? Bakalım. Bulmaya çalışalım. x kaçtır? 9, 6, 12 vermiş. Ne istiyor benden? Ona bakmaya çalışıyorum. Hmm. şimdi Aynı yayı gören açılar birbirine eşittir. O zaman şu açıyla şu açı eşittir. Yine aynı yayı gören açılar birbirine eşittir. Yani bununla bu birbirine eşittir. Zaten bu çemberde iç kuvvetin ispatı arkadaşlar. O yüzden ispat bildiğinizde işinize yarar. Şimdi buradaki çapağın karşısındaki 9'un, buradaki çapağın karşısındaki 6 oranı, buradaki şu iki tane link karşısındaki 12'nin, bu iki tane link karşısındaki x'e oranına eşit olmak zorunda. Buradan arkadaşım 3'e böldün 3, 3'e böldün e 2, 3'e böldün 1, 3'e böldün 4. İçler dışlar x eşittir 8. Arkadaşlar demek ki size gerçekten hiç çarpan vermez. Benim ispatladığım yerden verir bu soruyu. O yüzden ispatımı lütfen izleyin arkadaşlar. Önemli şeyler ve basit şeyler. Bunlara bakın. göreceksiniz ki hani şey açı dimağınızı açacak yani. Boşuna yapmıyorum. Yani biz bu işi bu kadar iyi yapan insanlar, derece yapmış sınavda insanlar gidip bunu böyle anlatıyorsak e, senin canın istemese bile bu işin doğrusu budur arkadaşım. O yüzden bunu böyle dinlemeni sana tavsiye ediyorum. Evet. 16 numaralı soruya geldik. E, kiriş büyüdükçe e, merkeze yaklaşılır. Zaten en büyük kiriş de çaptır. Değil mi arkadaşım? Unutmazsan. Bunu hatırla. E, şimdi ne yapacağız? a, b, r, 16 olduğunu vermiş. O zaman e, bir tanesine x dersek e, x öbürüne 16 eksi x demek zorundayız. E, öyle demeyelim. Daha ikiye böleceğim. x demekle uğraşmak fark farkı 2x diyelim. Burası 16 eksi 2x diyelim. Şu şuna eşitse burası x burası x olur. O zaman burası da 8 eksi x ise 8 eksi x olur. İkisinin de aynı yarıçap var. Aynı yarı çarp. O zaman... Bunun karesi artı bunun karesi de bunun karesini veriyor. Bunun karesi artı bunun karesi de bunun karesini veriyor. O zaman Pisagorları yazarsak x kare artı 5'in karesi eşittir r kare. Buradan da 3'ün karesi artı 8 eksi r 8 eksi x'in karesi özür dilerim. Şimdi şu r kareyi düşünme. Şunu buna eşitleyeceğiz. Daha kolay çünkü işin çözüleni bu. x kare artı 25 eşittir 9 artı 64 eksi 16 x artı x kare x kareler alt dağa gitsin. Şunu buraya gönderiyorum. Burası 73. Bu da buraya eksi diye geliyor. 16x eşittir 73 eksi 25. 16x eşittir 23 çıksaydı 50. 2 daha çıktı 48. x eşittir 48 bölü 16 yani 3. x'i 3 buldum bak sana yarı çapı soruyor. Burada şıkta 3'ü koyacak. Atlayacaksın soru da sana öpücük konduracak. O yüzden dikkat etmen lazım. Şimdi geldim çözümü yapacağım yere. E, X'i 3 koyunca burası 3 ise 3 çıkarttım. Burası 5. Zaten 3'e 5, 5'e 3 olması gerektiği belliydi ama siz bu tecrübe edinene kadar bunu eşek gibi çözeceksiniz arkadaşlar. Başka yolu yok. En iyisi bu. 9 artı 25 eşittir R kare. 34 eşittir R kare. R eşittir kök 34. Aha bursa arkadaşlar. Bu 16 numaralı soruyu da bitirdik. Anlamadıklarınızı yoruma yazın. Yoruma yazın yardımcı olacağım. Devam edelim. Şekildeki B ve C çemberlerin merkezleridir. B ve C çemberlerin merkezleridir. E, F eşittir. Kök 2. Neresi? Şurası kök 2. Küçük çemberin yarıçapı çapı kaçtır? Deneyelim. Ee, burası R. Burası R, burası R. O zaman şurası 2R. Değil mi? 2R. Ee, o zaman burada bir pisagor at, atabiliriz pisagoru ee, nasıl atacağız r 3 r 2 kök 2 r biliyorsan bilmiyorsan da r kare artı şuraya x deseydin x kare eşittir 3 r'nin karesi yapacaktın r kare artı x kare eşittir 9 r kare yapacaktın r kareyi atacaktın x kare eşittir 9 r kare eksi r kare x kare eşittir 8 r kare kare kök, x eşittir İki kire, sana lazımsa. Şimdi bunu bulduk neye yarayacak? Ee, ona bakmaya çalışalım. Bu kök ikiyi vermiş. Nasıl olacak? Kök ikiyi verdi. Hmm. Şimdi çok güzelmiş soru be. Şimdi fark ettim. Arkadaşım şunu çizdiğimizde biz burası 90 derece olur mu? Çünkü çapı gören açı 90. O zaman bu da 90, bu da 90 ise burada benzerlik var mı? O zaman bunun buna oranı, şunun şuna oranıdır. O zaman 3R'nin R'ye oranı 2 kök 2R'nin kök 2 oranına eşittir. R'ler ve kök 2'ler gider. 3 eşittir 2R. R eşittir 3 bölü 2 olur. Güzel bir soruymuş. Benzerlikle gizlenmiş tatlı bir soru. Aman dikkat edelim arkadaşlar. 18 numaralı soruya geldik. Rengi değiştirelim. Mor civert. d eflatun mu da yoksa bu? Dik yamuk. O noktası çemberin merkezi. Çemberin yarı çapı 10 ise EB kaçtır? Şimdi e, çemberin şuradan çizilen şu teğet buna dik çünkü teğet olduğu için burası 10. E, ne yapsak? Ona bakmaya çalışıyorum. EB kaçtır diyor. E, O zaman şunu çizdim aşağı doğru. Burası 4. 10'dan e, çıktı. Burası 6. Yarıçap 10 demek burası 8. O zaman burası 8. E, 8'i gördük. Aynı şekilde burası da 10 olduğu için burası da 8. E, bunu da biliyoruz. Bize neyi soruyor bu? EB. EB'yi bulmaya çalışıyoruz. Nasıl yapacağız? Hmm. AE'nin kaç olduğunu görmedik ki. Hmm, 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 hmm. Bu buna dik ve burası buna eşitse şurası şuna eşit olmak zorunda. Burası da 4. dört ee, O zaman gerisini şimdi yapabilirim arkadaşım. Neden? Burası şu üçgeni düşünürsen şimdi oldu. Şu üçgeni düşünürsen şuraya. Burası 1'e 2. 1'e 2. O zaman orta taban 6'ya 12. Bunun hepsi 12. iki ee, ama bu indiği yere kadar ki 12. <laughs> burası 4. O zaman EB'yi soruyor. 12. Bunun bir şıkına bak bakmam lazım. Ee, hatırlatın derste. Baktım mı değil mi bakmadım mı söyleyeyim size. 19 numaralı soru. O1 ve O2 merkez çemberlerde verilenlere göre X kaçtır? E, ee, ulan ilk defa yapınca sorular hep böyle oluyor. Ha. O1, O2, 6, 2. Hmm. Bir kere burası 6 ise burasının da 6 olduğunu biliyorum. Çünkü bunun yarı çapı 6. 6-6. O zaman şu yarı çapı yaklaşık söyleyebiliyorum. 6-8-10. O zaman şuraya kadarının 10 olduğunu söyledim. 6 burası ise 4 kaldı. Kolay bir soruymuş. 20 numaralı soruya geldik. Şimdi burada da CF'nin kaç olduğunu soruyor. Bulmaya çalışalım. Şimdi burada ilginç bir durum var. Şöyle e, buradaki hikaye şu. Şunla şunun toplamının Bununla, bunun toplamına eşit olduğunu bilmemiz lazım. CB'yi de 10 vermiş. Demek ki aralığında 4 fark var. Biri diğerinden 4 fazla olmalı. Yarısının 2 fa 7'ye 5. Yani buranın e, 7'ye 5 diyorum. Tabii 12'ye böl 5. 4 fark olması için 2 ekle 2 çık. 5 5. 7'ye 3 özür dilerim. Burası 7. Burası 3 olunca iş çözülüyor. CF 7. Şimdi bunun yeşille kırmızının neden eşit olduğunu ispatlamaya geldi. Aslında çok güzel arkadaşlar. Şöyle ki, e, şunu hatırlıyor muyuz? Şununla şöyle yaptığımızda şurayla şurası eşit oluyordu. O zaman FB ile BE eşit. O zaman FB yerine BE'yi düşünebilirim. Öbür kaleme geçip bu aynı sebepten de e, CF ile CD eşit o zaman CD düşünebilirim. Şundan ötürü de şunun komplesi Şunun komplesine eşit. O zaman 12 artı şu yani şu eşittir. Yeşille niye yazdım bunun üstünden özür dilerim. Ee, başka renk kahverengi. O zaman 12 artı şu yani şu eşittir. Neye? 8 artı şu yani şu. O zaman bununla bunun toplamı şununla şunun toplamına eşit olacak arkadaşlar. Bunu hep hatırlayın. Peki ondan sonrasını ne yaptın kardeş diye sorarsam şöyle yaptım. Ee, i̇ki türlü yapabilirdiniz bunu. Sorulan yere x derdiniz. Geri kalan yere 10 eksi x derdiniz. 8 ile x'in toplamı 8 artı x eşittir. 12 ile 10 eksi x'in toplamı eşit olurdu? 8 artı x eşittir. 22 eksi x olurdu. Eksi x'i buraya atarken 8'i buraya atardık. x artı x eşittir. 12, şey 22 8 özür dilerim. Bir tane daha. Bir tane daha. 22-8. 2x eşittir. Ne etti? 14. x eşittir 7. Peki başka türlü nasıl yaparız? Dedim ki ben kafadan çözdüm. Şöyle çözdüm. Dedim ki bu kardeş bu kardeşten kaç az? 4 az. Demek ki bu kısım bundan 4 fazla olmalı. 10 denen şeyi 2 eşit parçaya bölseydim 5-5 olurdu. Farkın, farkın sayı problemlerinde anlattığımız bir şey. Yani Ahmet Ali'ye 10 lira verdiğinde paraları eşit oluyorsa paralar arasındaki fark 20 liradır. Değil mi arkadaşlar? Çünkü Ahmet'in 10 azı Ali'nin 10 fazlasına eşit oluyor. O yüzden e, arada 4 fark yaratmak için birinden diğerine 2 vermek lazım. O zaman mesela buradan 2 çıkartıp buraya 2 verdiğimizde 7-3 dörtlük fark yaratılmış olur ve büyük olanı buraya küçük olanı buraya koyacağını bilirsin. Ben hızlıdan böyle çözdüm arkadaşlar. Buna alıştığınızda çok hızlı oluyor arkadaşlar. <laughs> Ama denklem ya da e, amele yolu her zaman e, önümüzdeki seçenek. Ama ben tabii kısa yolu size göstermekle yükümlüyüm. Geçmiş ol olsun arkadaşlar. Bitti test. Bir sonraki testte görüşeceğiz. Lütfen abone olun, paylaşın.